sıkışıp kaldı kod yani. Herhangi bir yere gitmiyor sağa sola. Meeting recording field. Ha, şimdi bir daha başlayayım. Evet, durdu, bana bir daha başladı herhalde şu anda. Şu an tekrar kaydediyor zannedersem. Dediğim gibi o hashtag timer'lar neydi? Evet, şu an başlıyor. Açık mı? Şu an açık herhalde ya. Bir daha başlayalım baştan. Göstericiler dersimizin 9. konusu seri komünikasyon. Geçen hafta timer'lar hakkında konuştuk. Sysdig timer, general purpose timer ve hashtag timer'lar hakkında konuştuk. Bu hashtag timer'lar hakkında kısaca bahsetmek gerekirse to increase the reliability and prevent any lockup situations vendors include the hashtag timer. Buradaki amaç kodunuzun bir yerde sıkışıp kalmasını engellemek yani. Sonuçta bir tane bayağı bir hani poll ediyorsunuz, while loop'unuz var, belli bir flag check ediyorsunuz falan. Bir şekilde eğer herhangi bir unexpected event durumunda o flag set edilmeyebilir. O flag set edilmese de orada durmuş olursunuz boş boş. Bunun önüne geçmek için yani başka bir işlem yapmaz ve stack olmuş olur yani. Bunun önüne bu şeydeki dolma gibi, Windows'taki işte sizin dolmalar gibi hani yaşadığınız. Bu yüzden hashtag timer diye bir timer var aslında. Arka fonda bir tane modül. Modül countdown timer, generic belli bir sayıdan aşağı doğru sayıyor. Eğer siz periyodikli bu sayıyı güncellemezseniz yani hani sıfırlamazsanız değil mi, maksimumlamazsanız belli bir süre sonra sıfıra inecek mesela. Şurada görüldüğü gibi şuraya ineyim. Şuradan belli bir süre sonra sıfıra inecek ve sıfıra indiği zaman sistemi resetleyecek. Sistem aslında böyle çalışıyor. O yüzden siz kodu içerisinde sürekli ve sürekli işte ara ara şeyi güncelliyorsunuz hashtag timer'ı. Tabii bunun customization'ları var. Ne customization'ları? Bu timer süresinin ne kadar olacağı bir customization yani. Sizin kodunuzda siz ne kadar sürede bir güncellemek istiyorsunuz sonuçta. Mesela bir saniyede bir güncelleme de bir şekildir. İşte bir milisaniye bir de güncelleyebilirsiniz hani duruma göre. Sonuçta bir tane register'a bir tane sayı yazıyorsunuz yani. Çok da bir şey değil. Ve window opsiyonları var. Window opsiyonları da şu demek. Eğer kod yani çok çok fine tune etmek istiyorsanız hakikaten belli bir window belirleyip mesela sadece şu aralıkta yani counter yukarıda değil de sadece şu aralıktayken bu resetlenebilsin. Geri kalan aralıklarda resetlenemezsin diye bir opsiyon yapabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bunun da sebebi mesela bazı fonksiyonları çağırıyorsunuz. Bazı fonksiyonların hani diyelim ki bir tane file açtınız diyelim mesela. En baştan file açmaya çalıştınız, işte ondan sonra bir şeyler yapacaksınız. Açmaya çalıştınız, açamadı, direkt return yaptı. Şimdi direkt return yaptığı için böyle çok hızlı bir şekilde return yapmıştır. Yani şurada file açmaya başladıysa diyelim ki return yaptı, yer şurası olduğu için eğer siz burada resetlerseniz mesela diyeceksiniz, diyorsunuz veya işte o fonksiyon bittikten sonra ben resetleyeyim dediyseniz burada buraya denk gelecek ki burada dediğiniz zaman sıkıntı diyecek yani. İşte bir dakika, çok hızlı bitmiş bu fonksiyon hani. İşte normalde o fonksiyonun süresinin bu kadar olması lazım. Hani sizin de burada resetlemeniz lazım. Watchdog Timer'da PR ve LRR registrarınız. Onları şeyin sonunda bakalım. Data sheet'i açıp bakalım. Olur mu Ömer? Hatırlat tekrar. Sorursana. Yani bir iki register nasıl çalışıyor diye sormuş da. Ömer. Onları şeyin sonunda data sheet'i açıp da bakalım. Seri vesaire versus parallel communication. There are two approaches for transmitting data. Yani bir data taşıyacaksanız bir device'ten bir device'a, iki device arasında iki tane opsiyonunuz var doğal olarak. Bir tanesi seri komünikasyon. Yani bir tane kablo, bir tane kablo üzerinden dataları bit by bit göndermek. İkincisi de paralel komünikasyon. Dijital olduğunu varsayarsak tabii ki. İkincisi de paralel komünikasyon. Bu da bir iki device arasında birkaç tane hat oluşturup işte diyelim ki 8 bit data transfer, 8 bitlik datalar transfer etmek istiyorsunuz. 8 bitlik bir hat oluşturup yanda gözüktüğü gibi 8 bit'i aynı anda göndermek. Tabii ki ikisinin de problemleri var. Paralel komünikasyonun buradaki problemi yani burada mesela diyelim ki 160 bitlik bir data göndereceksiniz. 8 bitler haline göndereceksiniz. Toplam 20 transition'da halledebilirsiniz işlemi. Fakat burada mesela data göndereceksiniz.
160 biti bir bit gönderdiğin için 160 transition yapmanız lazım, yani transaction yapmanız lazım. Hani biraz daha uzun sürebilir dolayısıyla paralele göre. Fakat sıkıntı iki device arasında bir ton şey olduğu için, kablo olduğu için çok fazla wire var bir kere. İkincisi sizin mikro işlemcinizden birçok I/O gidiyor. Yani bunun gibi birkaç tane bağladığınızı düşünün. Bir anda 8, 16, 24, 32 tane, diyelim 4 tane bağladınız, biraz sonra var herhalde bir tane resim. 32 tane pin gitti ki bizim zaten o kadar pinimiz bile yok yani şu anda. 20 tane falan pinimiz var. 22 mi, 23 mi? Ayrıca işte PCB'de olduğunu varsayalım bunun. PCB'de olduğu için işte şey yapmanız lazım. Yani bir ton trace girecek. Board area'dan yiyeceksiniz yani. Onların hepsini rahat etmeniz lazım. Trace'leri oradan oraya. Ondan sonra bir diğer problem crosstalk, electromagnetic interference, yani iki wire birbirine couple edecek. Bununla alakalı konuşacağım biraz sonra, var herhalde bunlar. Seri communication'da dediğim gibi one bit at a time gidiyor. Daha slower ve şey, one wire, tek bir wire haline gidiyor. Aradaki farklar bunlar. Parallel communication sistemlere birazcık örnek verelim. Yani çok daha bizim kullanmayacağımız şeyler ama yine de bilmekte fayda var birazcık diye ekledim. Especially used in computer systems, some of the examples, yani bunları mutlaka görmüşsünüzdür. ISA mesela, Industry Standard Architecture, 16 bit internal bus, IBM PC, AT and similar computers. Zamanında IBM'in tabii ki işte bir AT diye bir kompütörü vardı, onlar için yapılmış zamanında. Şöyle bir şey var. Sizin ses kartlarınız, işte grafik kartlarınız neyse buraya takılıyor. Video kartlarınız. Buradan işte bu anakartın üstünde hani bunlar. Daha sonra superseded by PCI. PCI diye bir tane şey çıktı. Daha protokol çıktı. Peripheral Component Interconnect. A local computer bus for attaching hardware devices in a computer and is part of the PCI local bus standard, superseded by PCI Express. Şu aşağıda gördüğünüz beyazlar PCI'lar. Hala belki anakartlarınızda vardır, eski bir makineniz varsa. Pentium 4'ler, işte 3'ler, 4'ler de kesin vardı da. Daha sonra var mı bilmiyorum yani. Daha sonraki anakartlar da çıktı mı. Ama yani açıp bakarsanız, hani bilseniz de anakartın üstünde laptoplarınız değildi. Normal desktop PC'leriniz. Bunları görebilirsiniz yani. Ondan sonra PCI Express çıktı. PCI Express'te şu yukarıdakiler. Bunlar tabi paralel bus, PCI Express seri bus, yani şu seri bir şekilde gidiyor, one wire. 16 16 kanallısı, bir kanallısı, şu yukarıda gördüğümüz iki tanesi PCI Express. PATA var, Parallel Advanced Technology Attachment, developed in 1980s, used to connect hard drives, CD and DVD drives, superseded by SATA. PATA kabloları da görürsünüz bilgisayarın içinde. Açarsanız yine aynı mantık. Yani eskiden daha çok vardı tabii, şimdi yine olmuyor, yoktur. Veya sağda solda hard disk bulursanız hard diskin arkasına bakın. Hard diskin arkasında eğer şöyle uzun bir konnektör varsa, şöyle bir şey, o PATA'dır. Çok işe yaramaz artık yani. Direkt şöyle, yani içini açıp bakabilirsiniz. Zamanında kullanılacak bir şey değil yani. CD'ler de aynı şekilde vardır PATA. Daha sonra SATA'ya döndü işte. Yani yine seri porta döndü yani. Daha küçük, daha yüksek hızlarda çalışıyor. Ayrıca paralel port vardı eskiden. Yine paralel port da kalktı yani, her şeyi USB'ye bıraktı burada işini. Bu tarz bütün portların hepsi bir şekilde USB'ye transition oldu. Type interphone computers for connecting peripherals, usually printer. Yani genelde printerları bağlamak için kullanılırdı. Bu DB25 diye bir konektör. 25 pinli. Burada pin yapısı gözüküyor. 8 tane, şurada data at mesela. 8 tane pin gözüküyor burada. Paralel oldu. Dediğim gibi artık çok çok bulmazsınız ama bazı eski bilgisayarlar yine sağda solda bulursanız mutlaka arkasına bir bakın yani. İçine falan bir bakın. Hani bu gördüklerini mutlaka, bahsettiklerinizi mutlaka görürsünüz yani. Biraz önceki communication problemlardan bahsetmiştik. More wires, I/O and channels. Yani mikro kontrolörümüz varsa dediğim gibi, yani hem peripheral, işte her bir peripheral için ayrı bir bus oluşturmamız lazım veya yani ayrı bir connection yapmamız lazım. Bu da bir anda bizim gerekli olan işte hattımızı veya I/O pinlerimizi bir anda uçuruyor yani. Çok mümkün değil hani. Belki bir tanesi için okey ama birden sonrası için sıkıntı. Properly linked patch of each signal in hardware. Tabii ki paralel olduğu için, yani şöyle düşünelim, şuradaki biraz daha güzel olabilir belki. Şimdi buradan diyelim ki buradan datayı gönderdiniz aynı anda. Eğer bu line'ların
uzunlukları aynı değilse dolayısıyla karşı tarafa bazıları erken bazıları geç gelecektir. Yani yarış şey gibi düşünün, parkur gibi düşünün aynı hızlı arabalarla. Kimisi daha hızlı parkurda yarışıyor, kimisi daha yavaş parkurda yarışıyor. Varış zamanları farklı olacaktır. Varış zamanları farklı olduğu için sinkronizasyon problemlerine sebep olacaktır. Çünkü karşı tarafta onu sample'lamanız lazım. Sample'ladığınız zaman bazıları gelmemişse sıkıntı. Yani biraz timing az çok zaten biliyorsunuz lojikten. Bazılarının gelip bazılarının gelmemesi sıkıntı. Dolayısıyla properly length match yapmanız lazım bunu. Layout yaparken buradaki eğer herhangi bir board'a bakarsanız hiç fark etmez. Yani DDR, burada bir tane memory var da DDR 512 ne diyor 516 whatever çok önemli. Eğer herhangi bir böyle bakarsanız göreceksiniz şöyle şey göreceksiniz yani böyle ne deniyor? Yukarı aşağı salınım yapan line hatlar göreceksiniz sürekli. Bunların sebebi işte o şeyler yani link match yapmaları, bütün linkleri match etmeye çalışmaları. Herhangi bir boardda bunu görürsünüz yani herhangi bir yere açın bakın anakartı herhangi bir şey mutlaka böyle bir şey görürsünüz yapmanız lazım. Şunlar termination register'lar direkt seri bağlanır termination register'lar. Eğer şey alırsanız mikrodalga alırsanız belki mikrodalgada da görürsünüz bu konuyu. Aynı şekilde şuradaki iki hattı da görebilirsiniz şöyle giden. Bunların hepsinin uzunlukları aynıdır yani hani aynı şeylerin data aynı adres gibi hani düşünebilirsiniz. Crosstalk dedi. Crosstalk'ta da electromagnetic interference, a change in one line might affect and can change the other line. Yani şurada aşağıda gördüğümüz gibi mesela diyelim ki yukarıda bir hattımız var. Clock'a benziyor yani clock gibi gözüküyor. Aşağıda başka bir data hattı var diyelim ki. Data hattının bir anda aşağı doğru inmesi yukarıdaki hattı hafif aşağı çekiyor veya daha çok aşağılara da çekebilir tabii ki yani. Veya burada işte yukarı çıkmış. Şurada bir daha aşağı. Mesela bu sefer 1 vermiş burada mesela diyelim ki hat 1 olması gerekiyor. Fakat bu sefer işte clock sinyalinin aşağı inmesi, data sinyalini aşağı çekmiş. Clock sinyalinin çıkması, data sinyalini çıkartmış yukarı. Şurada görüyoruz. Aynı şekilde aşağı inmesi aşağı indirmiş vesaire vesaire. Yani gördüğünüz gibi iki tane hat, yani şunların bir tanesinin bu hat olduğunu düşünün, bir tanesinin bu hat olduğunu düşünün. İki hat birbirine interfere etmiş. Crosstalk, bunu crosstalk deniyor. Çok yaygın yani şu tarz bir şeyde mutlaka crosstalk olabilir yani hani çok şey değil. Biraz da sebep o line match yapmanın aynı anda değişikliklerin çok çok şeyi yok yani. İkisi birbiriyle senkron bir şekilde değişiyorsa. O yüzden paralel yani paralel bas tasarlamak birazcık daha nasıl diyeyim challenging yani bu konularda. Paralel bas, paralel basa gelelim. Tabii ki paralel bas kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? Daha çok bizim mikrokontroller içerisinde kullanılıyor. Yani sizin de daha önce tasarladığınız işlemcilerinde içinde bulunan bilmiyorsanız da çok önemli değil yani. Peripheral'ları bağladınız bir şekilde bas yani. Bu ne diyor mesela? Sallıyorum data için gösterilmiş de burada adres. Ha burada select edilmiş tamam. Mesela basit bir şekilde burada select line oluşturulmuş. Her bir çip için, her bir peripheral için diyelim içerisindeki yani bunu mikrokontroller unit de yani microprocessor gibi düşünün, bunu mikrokontroller gibi düşünün. Her bir peripheral için bir data, aynı data line bağlı. Read write sinyalleri, hangisine read, hangisine write yapacağınız. Ondan sonra hangisini seçtiniz, hangisini yazmak istiyorsanız mesela sallıyorum. İşte şuradaki üçüncü peripheral'ı yazmak istiyorum. Burayı seçip işte read ya da write gönderip hangisini yapmak istiyorsam ya datayı okuyacağım ya da datayı yazacağım gibi. Kullanılabilir. Böyle baslar zaten böyle kullanılıyor ama genelde select line yerine ne yapıyoruz? Daha efektif gibi gözüken adres hattı kullanıyoruz biz. Aslında aynı şeyi tekabül ediyor yani 1000 sallıyorum bunu seçerken 0100 şunu seçiyor yani o da bir adrese tekabül ediyor. Adres hatlarını da bağlayıp ona göre bir adresleri işte belli yerlere bağlıyorsunuz yani. With only one peripheral. Tabii bas olduğu için aynı anda sadece bir tane hat yani bir kişi konuşabiliyor sadece MCU sallıyor. Bu üçüncü peripheral da konuşabiliyor. İki ile bir ile konuşamıyor. Dolayısıyla burada ona göre spesifik yani bunların sistemi bozmaması adına spesifik circuitry lazım yani. Bunun da ne olduğunu biliyorsunuz da bilmiyorsanız da konuşacağız zaten dersin sonraları. Evet böyle. Serial Communication Protocol Types. Paraleller bunlardı. Genelde iki tip var tabii ki. Yani senkron, asenkron.
Asenkron dediğimiz zaman olay ne? Bağladığımız zaman sonuçta dışarıda bir peripheral aldık elimize, sallıyorum. Bir tane işte akselerometre aldık. Akselerometreyi bağlayacağız sisteme. İki şekilde bağlayabiliriz o peripheral'ı. Bir asenkron olarak bir clock line da vardır yani. Çip kendisi bir clock line verir. Siz o clock line typically controlled by one device, genelde master tarafından, yani sizin mikroüçlendiğiniz tarafından, genelde mikroüçlendiği masterdır bu konularda. Master tarafından clock oluşturulur. İşte bütün gönderilen bitler de diğer data hattından gönderilen bitler de bu clock'a göre senkron olur. Yani o clock işte sallıyorum rising edge olduğu zaman gönder, falling edge olduğu zaman gönder gibi. Karşı tarafta sadece o clock'a göre sample'lar. İşte rising geçti gönderiyorsa falling geçti sample'lar veya vice versa. Each transmitted bit is valid at a defined time after clock. Dediğim gibi yani protokolün şeylerine göre değişir de işte duruma göre farklı olabilir. Asenkronda herhangi bir clock yok, sadece ve sadece data line var. Yani bir tane data bağlıyorsunuz diğer tarafa. Data olduğu için tabii ki Each computer demiş ama device aslında. Yani needs to provide its own clock source for timing reference. Yani burada computer diye bakmayın. Herhangi bir device yani. Bu da ne demek? İşte mikroişlemciniz datayı gönderirken belli bir clock oluşturması lazım. Aynı zamanda peripheral alırken de belli bir veya işte peripheral gönderirken data oluşturması lazım. Mikroişlemci alırken data oluşturması lazım. Clock oluşturması lazım. Ki bunları sample edebilsin. Usually devices must secure no clock frequency. Tabii ki sonuçta bir data gönderiyorsunuz ama yani bu liderde şöyle düşünün, yani elinizde bir ip var. İpi böyle yukarı aşağı sallıyorsunuz ve hani pulse oluşturuyorsunuz gibi düşünün. Şimdi tabii karşı taraf aldığı zaman bu pulse'ların, yani gelen bir pulse'ın aslında 8 tane mi pulse olduğu yoksa bir tane mi pulse olduğunu bilmesi lazım. Çünkü 8 tane bir de gelebilir, hani sizin bir tane bir diye düşündüğünüz. Yani çok daha hızlı bir clock'la sample'lıyorsa 8 tane bir gibi gözükebilir. Biraz sonra grafikten daha çok açık olacaktır söylediklerim ama. O yüzden de belli bir clock frequency, yani ne kadar sürede bir gönderdiğinizi bilmesi lazım. Daha önceden bir handshake yapmanız lazım veya daha önceden handshake yapmadıysanız da spesifik bir söylemeniz lazım. Yani bu kadar işte bu frekansta çalışıyorum ben, şu frekansta çalışıyorum diye. İki tarafta aynı frekansta tune etmesi lazım. Requires a start condition to synchronize the clocks. Tabii ki bir start condition gerekiyor burada yani. Aynı ip örneğini düşünün yani. Siz data göndereceksiniz karşı tarafa. Karşı tarafta ipin ucunu tutuyor. Bir kere idle condition olması lazım yani. Siz data göndermezken ip nerede duracak? Sıfırda mı duracak? Birde mi duracak? Daha sonra siz mesela bir şey göndermeye başlayacağınız zaman bir uyarı vermeniz lazım karşı tarafa. O uyarı da işte ilk gönderdiğiniz pulse mesela bir uyarı olabilir yani. İşte birden sıfıra bir transition olabilir veya sıfırdan bire bir transition olabilir. Buradaki start condition da bu. Aynı şekilde bunun stop condition da var tabii ki. Bu senkronizasyon biti de deniyor buna. Çünkü karşı tarafa diyorsunuz ki hani clock'ını başlat, ben şimdi data göndermeye başlıyorum. Ona göre düzgün bir şekilde sample'la gibi bir şey. Synchronous communication'a bakalım. Transmitter generates a clock and starts sending the bits dedik. An example transmission can happen. Transmitter sends bits on the clock's falling edge, receiver receives on the clock's rising edge. Bunları söyledik. Mesela aşağıda bakalım. Clock sinyali vermişiz şurada. aşağıda da data biti göndermişiz. Genelde synchronous protokollerde MSB'ye first gönderilir. Yani genel itibariyle diyorum. Benim aklıma gelenler de böyle. most significant bit ilk başta gönderilir. bu da ne demek? Mesela clock geldi. İlk gönderdiğimiz bit... sıfır. Tamam, whatever. Bu farklı çizilmiş de neyse. Evet. Şuradaki bit yediği yazmaları çalmış. Clock gelmiş mesela. Falling geç olduğu zaman işte bit sıfıra vurmuş. Ondan sonra rising geçti. Diyelim ki receiver bunu, yani daha doğrusu boşta duruyor. Clock geliyor. Receiver rising geçti de receiver sample diyor mesela. Burayı sample diyor. Ha, tamam, sıfır alıyor mesela. Ondan sonra bir daha işte falling geçti. Transmitter değiştiriyor şeyi, sinyali. Veya işte bir sonraki biti gönderiyor. Receiver bir sonraki rising geçti alıyor. Sample diyor işte bir. Bir dahakinde aynı şekilde sample işte receiver 0 1 1 0 işte 0 0 1 gibi almış oluyor otomatik olarak. örnek şey olarak da, donanım olarak da
Logic'ten bildiğiniz kadarıyla basit bir şekilde şifrecisi kullanılabilir yani. Transmitter için yani şuradan ne gerekiyor burada transmit etmek için? Diyelim ki 61 göndereceğiz heksadesimal. Ne yapmamız lazım? Shift Register'a 61'i yükleriz. Ondan sonra her clock cycle'da Shift Register'dan Shift Out ederiz 61'i. Buradaki olay da o. Yani Shift Register'ı 61 ile load ediyoruz. Ondan sonra her clock cycle'da kaydırarak bitleri dışarı veriyoruz. Receiver'da da aynı mantık. Shift Register'ı yine receive edecek. Her clock cycle'da alacak işte 8 tanesi aldı. Kaç tanesi geldi? 8 tanesi diyelim. 8 bit geldikten sonra da işte paralel bir şekilde onu başka bir yere doğru çekecek dataya. Aynı şekilde aynı mantık. Seri data geliyor içeri. 8 clock cycle sonra işte gelen şeyi sinyali sisteme gönderiyor. Basit bir şey donanım oradaki nasıl çalıştığını yönelik. Yani siz data register'ını okuyacaksınız ya data register'ı böyle çalışıyor yani. İlk günün sonunda sizin yazdığınız o diğer dediğiniz register buraya load ediyor veya oku dediğiniz buradan okuyor yani. Asynchron communication'da transmitter uses internal clock to determine when to send the next bit using state machine. Genelde burada biz tabii ki yani biraz çikinde de state machine var hoşta. Transmitter uses internal clock to determine when to bir start condition oluşturuyor başında. Diyelim ki datanız burada. Evet yani tamam doğru ya neyse. Transmission oluşturuyor. Evet bit 7 demeleri birazcık kafamı karıştırdı. Start bit olmuş. Mesela idle'dayken 1'de duruyor bu. Ondan sonra start bit'te 0 iniyor. Ondan sonra mesela işte LS1 ilk gitmesine giderek işte LS1'in de başlıyor 0 0 0 işte 1 1 0 diye diğerlerini gönderiyor. Ondan sonra bir tane stop condition'ı gönderiyor. Bu da genelde gene senkronizasyon için kullanılabilir veya işte belli aralara bir pause vermek için kullanılabilir. Tekrar idle state'ine geri dönüyor. Neyse idle state'i. Receiver detects the following edge of start and starts the internal clock to read the following bits. Şimdi burada da receiver sonuçta bir clock gelmediği için hatta ikisi beraber gelmediği için receiver'ın da kendi içerisinde bir tane clock çalıştırması lazım. Bu da şöyle oluyor. İşte idle'da o ipin ucunu dedim ya ipi tutuyorsunuz. Siz aşağı doğru salınım yaptınız. Karşı tarafı uyardınız. Karşı taraf artık clock'ına başlatıyor. Hani şeyini. Internal clock'ını. Tabii daha önceden eğer çok hızlı mesela diyelim ki daha önceden anlaşmadı ve ben çok hızlı çalıştırıyorum kulağımı. Çok hızlı çalıştırırsam veya normal çalıştıralım. Diyelim ki normal çalışsın önce. Normal çalıştırdım. Belli bir yere diyelim ki buradaki clock'tan işte bir 10-16 tane veya 8 kat daha hızlı bir clock çalıştırdım ki araları sayacağım bir yerlerde sample'layacağım. Tam orta noktalarda sample'lamaya çalışacağım. Çünkü en mantıklı yer burası. Çünkü biliyoruz ki az çok bu da sharp bir iniş genelde olmuyor yani. Belli bir rise time, belli bir fall time oluyor yani burada. O yüzden en mantıklı yer hani noise belki şuralarda bile olabilir ki. En mantıklı yer bu aralığın ortalarında okumak. O yüzden şöyle bir şey yapacak receiver. Clock'a başlatacak. Diyelim ki şurayı 8 clock'ta sayıyor diyelim ki kendi timer'ına göre. 8 kere timer. Hani 8 kere sayıyor. Yani 8 tane clock şey yapıyor. Neyse whatever. Diyelim ki dördünde şurayı okudu. Start bit'i. Tamam. Süper. Ondan sonra bir 8 tane daha sayacak. Yani şurası 4, şurası daha 4. Bir daha sample'layacak. Bir daha 8'e kadar sayacak, sample'layacak. Bir daha 8'e kadar sayacak, sample'layacak. Bir daha 8'e kadar sayacak, sample'layacak. Vesaire vesaire böyle 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 bütün bitleri sample'lamış olacak karşıtı. Eğer o 8'e kadar sayma işini çok çok daha hızlı yaparsa normalden ne yapabilir mesela? Diyelim ki 4'e kadar saydı şurası dedi bunun ortası. Sonra 8'e kadar saydı dedi ki tamam burası next bit'i. Bir daha 8'e kadar saydı tamam dedi ki burası next bit'i. Bir daha 8'e kadar saydı burası. Tam şuraya falan geldiğinde belki de transmission'ı bitirmiş bile olabilir yani. Bütün 8 bit sanki işte 0 0 0 işte 1 1 1 1 0 0 gibi bir şey olarak almış olabilir yani. O da bizim gönderdiğimiz şeyden farklı bir şey alacaktır. O yüzden dediğim gibi karşılıklı anlaşma lazım. Asenkron protokollerde genelde LSP'yi ilk gönderirler. Yani bu aslında MSP ilk, LSP bir ilk şu demek. Buradaki grafik yani kafamızı karıştırırsa benim yaptığım gibi. Bu şu demek yani osiloskopa bağladığınız zaman ilk gördüğünüz sinyal LSP olacaktır. Hani ilk bit LSP biti olacaktır burada. Diğerinde ilk bit MSP biti olacaktır. En sağdaki bit. Öyle düşünebilirsiniz yani. İlk LSP gidecek. İlk MSP bitecek gibi düşünebilirsiniz yani.
Bu dediğim de oydu aslında. Ha, hardware, evet. Bunu yazmışım. Hiç hatırlamıyorum. Neyse. Have an internal counter level start when the start condition happens. Mesela işte internal counter dediğim gibi 8'e kadar sayma olayı şurası. Burada 16'ya kadar saymışım. 16 çarpı 16 ile yapmışız. Diyelim ki işte 8x ya da 16x faster than agree transmission speed. Sample the line in middle of the length. İşte mesela data şurası. Hani biz counter'ı saymışız, işte ortada sample'lamışız tam, yine ortada sample'lamışız tam, yine ortada sample'lamışız tam gibi düşünebilirsiniz yani. Olay aslında o. Clock varken direkt sample'lıyorsunuz zaten şeylerde, following edge'lerde. Clock yokken de siz kendiniz internal oluşturup işte belli yerlerde sample'lıyorsunuz istediğiniz zaman. Counter'ınız nereye ulaştıysa ne kadar istiyorsanız. Buralarda tabii %1, %2, %3'lük off'lar çok çok önemli değil yani. Şurada düşünecek olursak diyelim ki %1, %2 yani yüzde birkaç off error'ınız olsun counter'ınızda. Çok gittik. Belli bir yer sonra mesela şurası ortadayken burası birazcık sola kayacaktı. Biraz daha sola kayacaktı. Biraz daha sola, biraz daha sola derken işte artık şuraya bir yere gelebilir yani. Hani bit diye diye düşünelim yani. Şuraya kadar kaymadıktan sonra veya şuralara gelmedikten sonra çok çok aman aman önemli değil yani. Öyle yüzde birkaçlık error'lar önemli değil böyle. Çünkü küçük 8 bitlik transmission'lar yapıyorsunuz. 8 bitte ne kadar error kaldırabileceğinizi teknik olarak hesaplayabilirsiniz aslında. Öyle bir soru bile sorabilirim. Neyse. Serial Communication Transmission Modes dedik. farklı farklı modlar var. There are a couple of transmission mode dependent type of transmission connection and data transfer. Bunlar işte Ethernet'te de görürsünüz. Bizim diğer seri protokollerde de görürsünüz. Simplex bir communication modu var. Bu communication modunda communication takes place only in one direction. Yani genelde unidirection dediğimiz tek bir yöne doğru olan communication'lar. Bu ne olabilir mesela? Bir tane analog digital converter chip'i mesela karşı tarafa bir şey göndermek istemez yani. Veya sizin ama teknik olarak register'lara yazıyorsunuz da hani çok daha basit bir şey olduğunu düşünelim. Herhangi bir pre-setup her şey böyle. Sadece data gönderiyor veya herhangi bir temperature sensor diye düşünebilirsiniz yani. Basit bir şekilde ölçü gönderiyor, ölçü gönderiyor, başka hiçbir şey yapmıyor yani. Bunlar simplex tarafında düşebilir. Half duplex communication dediğimiz kavramda iki taraflı bir communication var. Fakat aynı anda sadece bir tane communication aktif. Yani şöyle düşünün, bir tane şey düşünün, alt geçit ama tek kişinin geçebileceği bir alt geçit veya tek arabanın geçebileceği bir alt geçit. Hani yol iki taraflı bile olsa işte diğer arabalar bekliyor, bir tanesi geçiyor, sonra diğeri geçiyor, sonra diğeri geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani half duplex de bu demek. Full duplex de duble yol yani. İki yol var, çift taraflı communication aynı anda oluyor. Olay bu. Araba analogisi çok iyi olmuştur sanırım. Device band, both can send it. At the same time, burada önemli olan şöyle, şöyle bir tane şey buldum. Dediğim gibi simplex'te tek yol var. Yani tek yöne doğru. Receiver hiçbir zaman sendere göndermiyor. Half duplex'te en aşağıdaki ikisinin de gönderme ve alma yetisi var. Fakat aynı anda bir tanesi işlem yapabiliyor sadece. Yani sadece ya işte gönderiyorsun ya da alıyorsun başka bir yani ikisi beraber olmuyor. Full duplex'te ikisinin de gönderme ve alma yetisi var ve ikisi de aynı anda olabiliyor. Tabii burada full duplex deyince şöyle bir şey de olması lazım. Genelde alıcının da bunu içerideki donanım olarak aynı anda alıp vermeyi desteklemesi lazım yani hem buranın hem buranın. Diğer türlü yani hot full duplex bile olsa half duplex şeklinde çalışabilir yani. Biraz sonra bahsederim yine belki. Unutursam diye şimdi söyleyeyim dedim. Mesela bazı mikrokontroller vendorları diyelim ki bazı communication protokoller full duplex bile olsa buranın içerisindeki data register'ı tek tutup sadece bir tanesini şey yapabilir. Yani yerden kazanmak için aktif hale getirebilir. Onu da bilin yani. Half duplex, full duplexlerde database'ları nasıl oluyor? Biraz önce paralel örneğini gördüğümüz seri örnekleri. Half duplex. Hangisi half duplex, hangisi full duplex burada? Sizce? Üstteki mi half, alttaki mi half? Öyle söyleyelim. Half duplex hangisi? Üstteki harf olabilir mi hocam? Üstteki half duplex. Neden half duplex? Çünkü bir tane data line var. Bir tane data line var. Aynı anda sadece bir tanesi konuşabiliyor. Bir yere doğru gidebiliyor. Diğer türlü olmuyor. Aşağıdaki full duplex neden? Çünkü iki tane hat var. Bir tanesi D'in, bir tanesi D'ye atıyor. Yani bir anda gidebilirken bir anda da gelebilir aynı anda. O yüzden çift taraflı bir komünikasyon var. Bir iki konseptlere bakalım. Bitrate
genelde burada çok kullanılan bir şeydir. Express is the number of transmitted bits per second. BPS diye gösterilir. Bits per second. İşte megabits per second, kilobits per second, gigabits per second falan diye böyle. Baud rate diye bir kavram var. Bu da number of possible events or data transitions per second diye geçiyor ama genel itibariyle aynı şey olarak kullanılıyor. Yani biz bit by bit çalıştığımız için baud rate de yine hani şeye dönmüş oluyor, bit rate'e dönmüş oluyor yani. Bit rate, baud rate. Biz en azından bu ders için bit rate ve baud rate'i aynı kavramlar içerisinde konuşacağız. Yine aynı mantık. İşte unit olarak, gerçi unit kullanmıyorsunuz herhalde ama BPS olarak düşünebilirsiniz yani. In simple protocols, transmission happens in 8 bits. Octets or words de denebilir buna. Hani word deyince illa işte architecture'da 32 bit'e tekabül ediyordu hatırlarsanız ama burada 8 bit olarak düşünebilirsiniz. Yani bir word, hani o anda en maksimum gönderdiğiniz şey. Veya octetlerde, 8'liklerde olarak da söylenebilir. Data with start and stop conditions called a frame. Yani bu tabii ki biraz daha şeye bağlı. Yani senkronda da teknik olarak olabilir de. Asenkronda daha çok uygun. Ama senkronda da olabilir yani. Start conditionları, stop conditionları, tabletleri, bitleri. Buna bir frame denir. Basit protokoller için tabii ki geçerli. Opsiyon olarak işte data bittikten sonra bir tane de parity bit eklenebilir. Bu parity bitin de amacı buradaki belli bir hata varsa o hatayı yakalamaktır. Yani bir nevi error check yapmaya çalışıyor. Tabi daha komplike protokollerde, yani network bus protokollerde daha çok bu data frame'inde daha çok information olur, daha çok bilgi olur. İşte medium access control, kim permission'ı var, address information, kime gidiyor, kimden geliyor, işte varsa port information'ı. Larger data payload, yani 8 bit değil de sallıyorum işte 1024 bitlik data gönderebiliyorsunuzdur. İşte stronger error detection or error correction information, yani error correcting codes vardı hatırlarsanız belki ECC. Error detection ya da error correction kodlarla alakalı. İşte checksum mesela, işte şeyi yakalamakla alakalı, yine error'a yakalamakla alakalı daha stronger, daha çok biti yakalayan. Request for immediate response. Yani ekstra şeyleri bu. Basit bir tane frame koydum ama açıp bakarsanız mesela UDP'nin, TCP'nin frame'lerine bakın mesela şeyde, internet için. Çok daha komplike şeylerdir. Error detection dedik. Basitçe can send additional information to verify data was received correctly. Yani siz gönderiyorsunuz. Bir tane de şey gönderiyorsunuz. Parity bit, error checksum gönderiyorsunuz. İşte o biraz önceki şeyde. Need to specify which parity to expect even other. Bu tabii biraz daha ben basit olarak parity için söyledim ama bir tane biti gönderiyorsunuz. Bunların üç tane, yani iki tipi var diyelim. Üçüncüsü çünkü non, hani hiç göndermemeniz de. Even ya da odd. Odd parity ya da even parity. Parity'yi şöyle set ediliyor. Total number of ones in data. İşte even ya da odd yapmaya çalışıyorsunuz parity bitiyle. Hangi parity bitiyse. Mesela diyelim ki ben even parity göndermek istiyorum. Tamam. Even veya even parity'ye set ettim. Önceden anlaşıyoruz ya. Even parity var diyorum. Şimdi even parity de diyelim ki 0101 0101 0101 gibi bir şey göndermek istiyorum. Burada toplam bir sayısını ben even, yani çift sayıya ulaştırmaya çalışıyorum. Bu zaten 4 tane 1 olduğu için buranın içinde ben even parity için bir 0 göndermem gerekiyor. Yani even parity olarak anlaştıysak karşı tarafta 0 göndermem gerekiyor. Karşı tarafa alıyor, bitleri sayıyor, işte genel şeyleri sayıyor, birleri sayıyor. 4 tane var, parity'ye bakıyor 0. E tamam diyor, şu anda sıkıntı yok, doğrudur diyor. Eğer ben odd parity olarak anlaştıysam, veya dur oraya geçmeyelim, aşağıdaki örneğe bakalım. 1001001 gönderiyorum mesela. Toplam 3 tane bit var. Ben even parity, yani çifte tamamlamak için bir tane daha bire ihtiyacım var. O yüzden 1 yazıyorum even parity'ye, 1 olarak gönderiyorum. Karşı tarafta alıcı da alıyor mesela. İşte 4 tane, gene 4 tane 1 var. İşte even parity'ye bakıyor burada. 1 tamam diyor hani. Bir tanesi eksik, 3 tane doğru bunun için diyor hani. Aynı mantıkta odd parity için de tam tersi. Birleri adlamaya çalışıyorsunuz. Yani 4 tane var, 1 ekleyerek 5 yapmaya çalışıyorsunuz. 3 tane var, 0 ekleyerek 3'te bırakıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz yani. Single parity detects odd number of corrupted bits. Tabii ki buradaki mantığı düşünürseniz çok az şöyle bir sıkıntı var. Diyelim ki ben transmit ettim. Transmission'da şu ilk baştaki örneğe transmit ettim even parity için. Şu bir 0 oldu bir şekilde, flip oldu. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 geldi. Toplamda 3 tane şey var. 1 var.
Ben even parity göndermişim. Burası da sıfır olduğu için bu 3 tane bit even parity'yi sağlamıyor yani. Bu toplam şey olduğu için, 3 olduğu için even parity değil bunlar. Karşı alıcı diyor ki bir tane parity hatası var. Gelen data doğru değil. Ama şöyle düşünelim. Diyelim ki bir tanesi değil, iki tane bit flip oldu. Yani şuradaki 0 1 oldu, buradaki 1 0 oldu. E bu durumda ne olacak? Toplamdaki bir sayısı yine değişmeyecek. Toplamda yine 4 tane olacak. Karşı taraf aldığı zaman yine diyecek ki ya tamam bu doğru data. Hiçbir sıkıntı yok. Gönderen aslında ne o 5 5 değil de işte 1 9 5 göndermiş gibi düşünebilir yani. O yüzden single parity bit genelde sadece odd number corrupt, yani odd number dememin sebebi 1, 3. Aslında 3 bit de corrupt olursa yine görecektir yani. 1, 0, 1 olursa da yine aynı mantık, iki tane bir değiştiği için, bir sayısında değişiklik olduğu için yine yakalayacaktır. O yüzden odd number of corrupt bits, yani 1, 3, 5, 7, 9 gibi bitleri ikisi de yakalayacaktır ama even number of corrupted bitleri yakalamayacaktır. Bu o yüzden küçük bir measure yani. Hani küçük bir measure yani, sadece bir bit flip olursa diye. Tabii ki stronger error detection codes, işte cyclic redundancy check deniyor buna, CRC, exist and use multiple bits and can detect many more corruptions. Bunlarla alakalı belki kripto dersinde, belki information theory dersinde işte Serdar yüzden alırsanız, zannedersem onlarla alakalı konuşuyor herhalde. Use for CAN, USB, Ethernet, Bluetooth bayağı yerlerde kullanılıyor bu özellikle CRC'ler. Hatta ve hatta yani bu tarz error correction, error detection kodlar bizim hard-disklerimizin içinde bile kullanılıyor. Yani hard-disklerin belli bölümünde. Sonuçta siz data yazıyorsunuz. Şu anda bir ton data yazıyoruz yani. O dataları bir yere yazıyor ama dataların doğru olup olmadığını bilmemiz lazım yani. Hakikaten ben onu doğru mu yazdım? Hakikaten çünkü düşünsenize yani, tamam bu videoyu yazdığı zaman şuradaki pikselin işte mavisinin kırmızı olmasının çok çok belki de önemi yok ama sonuçta ben bir tane encrypted key'imi taklıyorum orada yani. Uzun 24.024 bitlik, 2048 bitlik, 4096 bitlik bir tane key saklıyorum. 4096 bitle bir bit flip olursa bütün sistem değişir yani. Yani bir bitin öyle bir efekti var onlarda. Dolayısıyla ben artık mesela sakladığım zaman öyle bir şeyi ben kesinlikle bilmem lazım ya, bu hakikaten doğru mu diye. İşte o yüzden artistlerde de böyle bu tarz şeyler vardır yani. Error correcting, error kodlar vardır yani içerisinde. What is the number of words that can be, bir soru soralım demiş, yazmışım. That can be sent in 1 second using the following transmission scheme with 9600 baud rate. Yani aşağıda gösterdiği şemayı kullanmışız. İşte stop bit'i göndermişiz. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit göndermişiz. Ondan sonra stop bit göndermişiz. Diyor ki kaç tane word gönderebilirim diyor bu şemayla 9600 baud rate'le. Bir saniyede. Şimdi 9600 baud rate ne demekti? 9600 bits per second, yani bir saniyede 9600 tane bit gönderebiliyorum ben demek. Şimdi buradaki bir tane benim word'üm start ve stop condition ile toplam 10 bit oluyorsa eğer 9600, yani saniyede 9600 bit gönderiyorsam işte kaç tane word gönderirim 10 bitlik? İkisini böldüğümüz zaman 9600, işte 960 words per second'a tekabül ediyor. Yani saniyede 960 tane word gönderebilirim. 9600 baud rate'le. Bunlar önemli. Neden önemli? Sonuçta siz bir hani sistem embed tasarlayacaksınız, sistem tasarlayacaksınız, bir yere bağlanacaksınız ama belli bir timing şeyleriniz var yani, isterleriniz var. Şimdi veya biraz sonra söyleyeyim. Şu length of transmission'da biraz daha. What is the length of one bit? Şuradaki bir tane bitin uzunluğu neye tekabül eder? Eğer bir saniyede 9600 tane bit gidiyorsa 1 bölü 9600 dersiniz. O da yaklaşık olarak 104 mikrosaniyeye tekabül ediyormuş. Yani dediğim gibi bir tane bitin uzunluğu 104 mikrosaniye. Bir tane transmission'ın uzunluğu neye tekabül ediyor? Yani 1 bit 104 mikrosaniye ise 10 bit ne yapacaktır? 10.4 mikrosaniye yapacaktır. 10.4 mikrosaniyede siz bir tane A karakterini gönderiyorsunuz. Yani bilmeniz gereken önemli şey bu. Ve saniyede toplam 960 tane A karakteri gönderebiliyorsunuz. Önemli olan bilgi burada bu. Yani gönderirken datalarınızı, mesela bir saniyede, çünkü siz bir ton iş yapmak istiyorsunuz, bir sürü iş yapmak istiyorsunuz. İşte timerlarınız çalışıyor, PWM'ler çalışıyor, işte motorlar dönüyor, hani birçok işiniz var. Bir de bir yandan
Logger yazdınız mesela, işte SD kartta log etmeye çalışıyorsunuz bazı şeyleri. Şimdi 9600 baud rate'le eğer yaparsanız, dediğim gibi bayağı bir kısım belki buna gidebilir. Hoş UART için ayrı şeyler var, modüller var, kendileri tekrar şey yapıyor, hallediyor, ama yine de hani alır ki işte o, bir şekilde hani bazı şeyleri kendiniz yapacaksanız en azından dikkat etmeniz lazım. There are many protocols, some of the popular ones, RS-232, UART, I2C, SPI, Ethernet, USB, CAN bus, Microwire, OneWire, PCI Express, SATA. Birçok yani. Bunları say say bitmez yani. Sağda solda çok var. Biz genelde biz yukarıdakilere bakacağız. Kırmızılara bakmayacağız. Sarılara da işte turunculara da neyse. Vaktimiz olursa bakacağız. Şu anda bilmiyorum yani. Ama en azından yukarıdakileri inceleyeceğiz yani. Biraz daha. Sorusu olan var mı? Buraya kadar. Şurada falan sorusu olan var mı? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Paralel bağlantılarda eskiden böyle içinden birkaç tane çok fazla pin olduğu için bazıları kırılırdı ama yine de çalışırdı onlar. Onların başka bir yöntemi var mı ya içinde şey yaptıkları? Hani bağlantılardan derken tam şey yapamadım. Hocam pin mesela 30 tane pin var ya içinde, böyle bir evet, tane ekran kartı falan böyle takıyorsunuz. Şimdi şunları mı diyorsun tam? Şunları mı diyorsun? Aynen. Yani bunları mesela birkaç tanesi olmayınca diğerlerinden yollama gibi bir şey var mıydı bunların? Ya o şeyi o kadar onu bilmiyorum ya. Yani normalde bunlarda kanal var da hani PCI Express'lerde. Bu atalarda, ISA'larda yani ISA'nın standartlarını çok bilmiyorum yani. Olma ihtimali var, olmama ihtimali de var. Alakasız bir kartla alakasız bir pinle kırılmış olabilir yani hani. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Başka soru var mı? Aynen. Dediğim gibi yani boş olabilir. Murat Han da demiş bazıları boş veya işte besleme pin oluyor. Olabilir yani. İşte voltaj pinleri oluyor aralarda tabii ki. Hani onlardan bir tanesi eksik bile olsa çok önemli değil yani. Hangi pinin kırıldığı önemli yani. Öyle ben yani şey zannetmiyorum. Hani işte belli bir şey var, reroute ediyor tarzı bir şey olmaması lazım yani. Çünkü adres biti neyse adrestir yani. Hani sallıyorum şuradaki mesela nerede? Şurada mesela. Yani şuradaki 18 ile 25 arasındaki pinden hiçbirisi şey değil. Hani önemli değil yani. Hepsi birbirine bağlı olduğu için hepsi yani bir tanesinin bağlı olması yeter. Ama şuradaki 8 bitin bir tanesinin bozuk olması sistemi patlatır. Anlatabildim mi? Veya işte bizi mesela hani gitse çok çok önemli olmayabilir yani belki. Bazen çalıştırır, bazen çalıştırmaz falan filan yani. Veya işte error belki gitse çok çok belki önemli olmayabilir yani. Hani düzgün çalıştığı zaman sıkıntı olmayabilir. Yani pinde bağlı olarak değişir yani. Öyle her pinde olmaz ama yani ben öyle reroute edebileceğini zannediyorum. Öyle bir sistem yoktur yani. Hani öyle bir şey yoktur o kadar eskilerde hani. Belki kanal mantığı olsa kanal olarak o kanalı kapatabilir, çalıştırmayabilir. İşte o error var, başka kanaldan göndereyim diyebilir de. Diğeri biraz daha şey zor. RS-232'ye bakalım. Formed around 1960s for connecting modems with terminals. Yani eski terminallerle modemleri birbirine bağlamak için kullanılmış. Şu aşağı yanda görüyorsunuz DB9 olan connector. 9 pinli. Between data communication equipment and data terminal equipment, yani iki tane modem var, ikisi bir modem birbirine bir şekilde bağlı. Biz de işte modemi bir şeye bakıyoruz, terminale bağlıyoruz. İşte bunlar kullanıyordu. Biraz daha uzun gidiyor. Later is used for connecting many peripherals, TVs, computers, DVRs, oscilloscopes. Yani yakın zamana kadar belki bilgisayarların bile arkasında görüyordunuz. Yani joysticks bilmem ne falan bağlamak için, ses kartları falan herhalde bağlanıyor. Mostly superseded by USB, yani genelde USB artık bunların da yerini aldı. Standard defines electrical signal characteristics. Ve işte mechanical characteristics. Works with RTX'i 15 volt range. Yani genelde +3 ile +15 arası logic 0'a tekabül ediyor. -3 ile -15 arası da logic 1'e tekabül ediyor. High voltage niye artı 15'e kadar gidiyoruz? +3'ten +15'e kadar niye gidiyoruz? Noise'e daha tolerant tabii ki. Çünkü uzun bir yere kablo çekmeye çalışıyorsunuz. Belli bir degrading olacak. Belli bir şey olacak yani. Attenuation olacak.
Mümkün olduğunca yukarıdan verip voltajı işte karşı taraftan almaya çalışıyorsunuz yani. LSP first, yine ilk LSP gidiyor. Idle at logic 1, start condition logic 0, stop condition logic 1. One line for transmit, one line for receive, full duplex. Yani dediğim gibi iki tane hattı var. İki tane hat var. Bir tane TX line var, bir tane RX line var. Bunların bir tanesi işte ikisi de olduğu için full duplex possible. Genelde de half duplex olarak implementasyonlar ama. Hardware flow kontrol içinde sinyalleri mevcut. Hardware flow kontrolden kastım da işte meşgulüm gönderme, meşgul değilim gönder gibisinden. Biraz sonra var herhalde şeyler. Neyse, sinyalin de şöyle bir şey. Biraz önce gösterdiğimiz şeylerin aynısı aslında. Hiçbir fark yok yani. Idle tam ters tarafta duruyor. Durduğunu varsayın yani aslında. Yine Logic 1 olarak varsayarsanız, Logic 0 olarak varsayarsanız biraz önceki şeylerin aynısı yani buradaki olay. Bitleri göndermiş, stop bitini göndermiş. Başka da bir şey yok. Bunlara mark ve space mi deniyor? Öyle bir şey. Mark ve space deniyor. Neyse. Ha, mark space, evet. Şeydeki, terminolojideki adını. UART daha sonra çıktı. Asynchronous Serial Communication TTL level'ları kullanılıyor. Either 0, işte 3.3 volt veya işte 0.5 volt. Data is transmitted at specific baud rate with LSP first. Up to 1 megabit per second. 1 megabit per second'dan yukarılara çıkanlar da olabilir belki. Yani, bilmiyorum, ben Wild'ı çok görmedim ama. Common One işte 96.00 ile 11.52.00, yani 115.200 ya da 9.600 diye düşünebilirsiniz. Point to point communication, iki tane şey arası, device arası kullanıyorsunuz. TX, RX iki bir tane pini var. İki pinler birbirine cross bir şekilde bağlanıyor. Yani birinin TX'i diğerinin RX'ine gidiyor. Birinin RX'i diğerinin TX'ine gidiyor. Configurable data bit size 5, 6, 7, 8, 9, 5 bit, 6 bit, 7 bit ya da 8 bit ya da 9 bitlik bir data gönderebiliyorsunuz. Start and stop bits with optional parity bit. İşte dediğim gibi start son stop conditionları. Genelde konuşurken şey derler yani 8 en 1 gibi bir şey derler yani 8 data biti ifade eder. En no parity ifade eder. Bir de bir tane stop bitini ifade eder. Mesela işte 7E2 olabilirdi. 7 data biti. Even parity. İşte 2'de 2 tane stop biti. Veya işte 8O1 gibi bir şey olabilirdi. Odd parity ifade eden. Idle logic 1'de duracaktır. Idle'dayken yani siz bir TX sürerken hatta logic 1'de sürer. Karşı taraf bir de voltajın bir de olduğunu gördüğü zaman hiçbir şekilde hani data gelmediğini görür. Ne zaman voltaj sıfıra düşer, start condition'ı başlar. Ondan sonra karşı taraf asenkron olduğu için karşı taraf kendi clock'ını başlar, başlatır. Ondan sonra sample'lamaya başlar. Bit timer, biraz önce bahsettiğim bir bölü baud rate'den zaten. İşte dataları gönderir. Bunlar şeyler, opsiyoneller yani standarda göre. Genelde en common'ı 8 bittir yalnız. Hani çünkü yani 7 bit teknik olarak ASCII'leri gönderiyorsunuz ya 7 bitlik. İşte 8 bit kullanılıyor diyelim. Parity biti genel olarak olmaz ama hani var mutlaka. O odd parity, even parity kullananlar vardır yani. Ondan sonra stop biti işte 1 bit ya da 2 bitlik ya da 1.5 bitlik falan stop bitleri kullanılır. Ondan sonra idle pozisyonu geri döner ama ikinci biti göndermek isterseniz işte tekrar buradan aşağı baş start kondisyonu gönderip tekrar böyle chain yapabilirsiniz. UART yani genel olarak çalışma prensibi bu. One transmitter, one receiver ama buradaki önemli olan kısım point to point olması yani. No, not a database, not a bus yani. Çünkü birkaç tane peripheral var. Yok, TX is connected to RX of the other device and vice versa. Dediğim gibi biraz önce cross connected. Opsiyonel sinyalleri vardı. İşte hardware flow kontrol için işte clear to send, ready to send gibi. Bunlar birbirine bağlanıyor. Ekstra farklı flow kontroller de var. İsterseniz onlar da kullanılabiliyor ama çok çok yani kullanılması çok çok nadir yani. Çok çok nadir. Common ground tabii ki ground'ı şey yapmanız lazım. Single şey olduğu için, wire olduğu için single ended. Ortak bir common ground olması lazım yani potansiyelin nerede olduğunu bilmesi için. Baud rate needs to be preset. Yani baud rate'in ikisinin de hem alıcının hem vericinin baud rate'de ortak bir karara varması lazım. Ortak yani auto detection metotları mevcut. Yani mesela işte karşı taraf 5-5 gönderip 1-0-1-0-1-0 bir önceki örnekteki gibi. Alıcı da ona göre işte hani sürekli flip olduğu için bitler. Alıcı bir bitin ne kadar sürdüğünü bilip ona göre kendi baud rate'ini ayarlayabilir. Böyle işte
tasarımlarda mevcut olabilir yani. Ama genel itibariyle oto şey olur, fikstir. Bunda şöyle olur, mesela bir osteoskop aldınız veya televizyon aldınız. Arkasında veya işte manuelinde yazar yani 9600 8E1 8 bit even parity, bir stop bitle bağlan, 9600 ile bağlan, sana bir seri port verecektir yani. Oversampling diye bir metot var. Oversampling dediğimiz olay, karşıdan gelen datayı işte bir şekilde, mesela şurada diyelim ki sinyal böyle bir şey gelmiş, ama bir şekilde chunklara bölüp, yani oversample edip, birkaç kere sample edip, burada belli bir voting mekanizması oluşturmak, yani belli bir medium filter gibi bir şey oluşturmak, yani en çok hani en çok birse mesela bir diyelim, en çok sıfırsa sıfır diyelim gibi. Hani synchronization to incoming data ya synchron etmek gerekiyor kesin de. Noise için biraz daha, yani noise mesela çok kötü bir noise bir havada tam şurada sample'layamazsanız, şurada sample'larsanız yanlış bir şey alabilirsiniz, ama şurayla şura arasında sample'larsanız bunların çoğu bu sıfır diyecektir, o yüzden sıfır alacaksınız. When transmitting, transmit nasıl kullanırsınız UART'ı? When transmitting, transmit peripheral must be ready for data. Yani açıl olması lazım transmit tarafının. Can pull the status register. Bunun için belli bir status register'ı vardı. Hatırlarsanız register'larda. Onların içerisinde bir tane bit mesela transmit ile alakalıdır. Yani transmit ready gibisinden. Onu pull edebilirsiniz, onu okuyabilirsiniz. Bu işte ready mi diye. Ondan sonra isterseniz işte can user interpret some kind of data structure. Basit bir global değişkende de düşebilirsiniz. Yani mesela diyelim ki bir tane şey yazdınız, değişkeni A yazdınız, A'yı göndereceksiniz. Ondan sonra transmit interrupt'tan bu A'yı göndertebilirsiniz. Veya belli bir data structure kullanabilirsiniz. İşte Q gibi, işte circular buffer gibi veya ne bileyim başka herhangi bir şey gibi yani. Biraz sonra ne var herhalde. When receiving, receive peripheral must have the data. Can pull the status register. Yani alan data register'ın, hani shift register'lar dedik ya, shift register'da datanın olması lazım. Shift register doğduğu zaman zaten bir tane status flag yanar. İşte data receive data not empty gibisinden, hani hazır geldi gibisinden veya receive buffer not empty gibisinden bir şey olur. Onu pull edebilirsiniz. Ondan sonra işte o zaten interrupt olabilir. Interrupt'tan alıp bir tane data'ya aktarabilirsiniz veya kendiniz pull ederek okuyabilirsiniz. İki tane metot. Bu poly örneği UART initialize etmişiz, işte 11.52.00 gibi bir kod yazmışım yani. Onu bağlı set ettiğim zaman bir tane lookup table var. Lookup table'dan otomatik olarak konfigür ediyor sistemi. Ondan sonra da UART Rx fonksiyonu şey ne yapıyormuş? Buradan ne anlıyoruz UART Rx fonksiyonu? Buraya baktığınız zaman anlayabiliyor musunuz şu satırı? Herkes anlayabiliyor mu şu satırın ne yaptığını? Veya fonksiyon signature'ını yazabilir misiniz bu fonksiyondan? Function signature'larını. Yani baktığımız zaman UART Rx'in parametresi yokmuş. Bir tane return type'ı varmış. Return bir şekilde bir şey return ediyor. Karakter return ediyor büyük ihtimalle, bir tane karakter aldığımıza göre herhalde. Belli bir diyelim ki işte char ya da uint8 type tarzı bir şey return ediyor. UART Rx'de bir tane void return ediyor. Yani herhangi bir return şey yok. Parametresi de bir tane char alıyormuş yani. Deklar edecekseniz böyle deklar edebilirsiniz. Yani UART Rx oku, orada status register'ı sürekli çekil. Buffer not empty. İşte empty iken bekle. İşte full olduğu zaman pat geçecek, data register'ı alacak. Data register'ı alıp return edecek. Return ettikten sonra TX'de gidecek. İşte transmit ready flash set edilmesiye kadar bekle. Set edilmişse direkt data register'a yaz ve gönder. Gibi bir şey yani. Sürekli incoming data'yı geri gönderecek. Yani bir nevi echo olacak. Yani sizin klavyeden bastığınız tuşlar geri sisteme geri gidecek. Bu örnekte. Şunu main'le değiştirin. That's it. Tabi burada UART Rx gibi, yani bunu dedim ya, while bilmem ne register'ı yokken gibi bir şey söyledim. Yani bunun burada şöyle bir sıkıntı var. Eğer işte bu hani watchdog'larda da yaptığımız olay. Beklerseniz hiçbir zaman data gelmezse, yani buradaki kod için çok önemli değil. Sonuçta echo from yazıyorsunuz, ama burada başka şeyler çalıştırmak istiyorsanız sıkıntı tabii ki. Yani sadece UART'tan bir data bekliyorum. Data gelmedi, ne yapacağız? Orada kaldık.
Hani bir şekilde bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun için de belli bir mekanizma kurmamız lazım. Timeout mekanizması. Bu timeout mekanizmasını nasıl kurabilirsiniz? Bir tane timer oluşturursunuz. Timer belli mesela sistik çalışıyor diyelim ki. Timer her timer set edersiniz diyelim ki bana timeout 10 milisaniyelik bir timeout ver mesela diyelim ki. Ondan sonra sistik aşağı doğru sayar 10 milisaniyeden. Ondan sonra siz her seferinde işte timeout tick'ini seçersiniz. Ondan sonra status register okursunuz. Tick'i okursunuz, status register okursunuz. Böyle böyle işte tick 0'a vurduğu anda bir şeyden çıkarsınız, fonksiyondan çıkarsınız. Böylece basit bir timeout mekanizması implement etmiş olursunuz. Mesela bir tane LCD sürdüğümüzü düşünelim. Yani bizim LCD'miz yok ama sürseydik böyle bir şey olacaktı. Yani yaklaşık olarak 2'ye 16 olduğunu düşünelim. Karakter. Her karakteri şey yapmak için de bir tane set cursor karakteri şey fonksiyonu yazdığımızı düşünelim. Girdiğimiz işte kalıma göre veya line'a göre cursor'ı oraya getiriyor. Putchar şeyi de işte oradaki karakteri oradaki cursor'ın bulunduğu lokasyona taşıyor diye varsayalım. Yukarıda okuduk UartRx'ten karakter C'ye. Ondan sonra kalınla line'ı işte 0-0'a getirdik. Yukarıda 0-0'a setmişiz. Orayı yazdık. Ondan sonra kalınlığı 1 arttırdık. Ondan sonra 15'ten büyük mü diye baktık. 15'ten büyükse çünkü sağa doğru gidiyoruz. 1 olmuş oldu kalın. Bir daha işte al. Evet. Geldim herhalde. Arada bir kesinti yaşadık. 16 olacak. İşte 16 olunca kalıbı sıfırlıyoruz. Line'ı bir arttırıyoruz bu sefer vesaire vesaire. Böylece bütün LCD'yi yazdıkça doldurmuş oluyorsunuz. Basit bir şekilde. Bu da interrupt'la alakalı bir Q örneği verdim. Bir tane Q data structure'ını bilirsiniz belki. Bilmiyorsanız da bilin çünkü lab'da yapacaksınız herhalde. Neyse. Bir tane data structure verdim Q diye. Ne yapıyor Q data structure'ı? İşte 4 tane şey var. Elemanı var. Bir tanesi bunların size. Yani Q'nun uzun. Ne kadar uzun olduğunu söylüyor. Q aslında bir tane buffer gibi düşünebilirsiniz. Bir buffer, iki tane pointer. Pointer'ların bir tanesi işte başını point ediyor, bir tanesi sonunu point ediyor. Ne kadar data varsa yani yukarıdaki şeyimiz düşünelim. Şu bir data array'imiz, buffer dediğim array'imiz. Bir tane pointer bu. En son işte yeni gelen nereye gelecek onu gösteriyor. Bir tanesi de çıkan nereden çıkacak onu gösteriyor. Böyle böyle. Belli bir yerden sonra başa döndürmeli. Evet. Yine gittim. İşte pointer'ınızı başa çevirmeniz lazım. Ona göre bir mekanizma yapmanız lazım. İşte pointer mesela şey doluysa mesela pointer'ınız burada, alacağınız data burada, bir daha yazamamanız lazım. İşte ona göre belli bir mekanizma oluşturmanız lazım. Basit birkaç tane. İşte enqueue ile dequeue bunları işte şey gibi push operasyonu gibi işte sokup çıkaran şeyler, fonksiyonlar. Ondan sonra head tail bu şeyleri gösterecektir. İşte head nereden alacağına en son data ne? Hani daha doğrusu ilk evet oldest data en yani ilk çektiğim zaman hangisi çekeceğim? Tail'da koyduğum zaman nereye koyacağım datayı? Size ne kadar olduğunu, kaç tane toplam buffer'da şey olduğunu. Burası da bizim data array'imiz. Pointer işte kaç tane data array olursa. Bu store it in heap. Yani böyle bir şey olduğu için zaten bir şekilde heap'te store etmemiz lazım. Bunun için nasıl yapacağız? Heap dediğimiz zaman ne aklımıza geliyor direkt? Ne yapmamız lazım? Tanımlarken. Yani int A5 diye tanımlayamayız değil mi? A köşeli parantez 20 diye tanımlayamayız. Nasıl tanımlamamız lazım onu? Heap dediysem. Statik olarak mı tanımlamalıydık hocam? Statik değil. Heap statik değil. Heap ne taraftaydı? Dynamic taraftaydı değil mi? Dynamic. Dynamic tahta malloc yapmanız lazım. Yani malloc, heap şöyle düşünün. Heap dediğiniz anda malloc aklınıza gelsin. Ya da malloc olduğu zaman heap'i çünkü başka kullanma yeriniz yok yani. Direkt dynamic memory için kullanılır sadece. Statik taraflar sizin işte normal şunların hepsi statik tarafa gidecektir yani. Şuradaki tanımlarınız hepsi statik tarafa gidecektir yani. Normal şey stack ya da işte RAM tarafına, data tarafına.
heap tarafında malloc yapmanız lazım. Çünkü dynamic'le ne kadar kullanmak istiyorsunuz o kadar oluşturmanız lazım yani. Neyse QDRX'i oluşturduk yani QData type'ıyla. Burada bu arada bunun ne olduğunu bilmeyenler için, çünkü bazı arkadaşlar almamış herhalde, o yüzden onu da söyleyeyim. Burada biz bir data structure oluşturduk yine. Aslında bizim nasıl mesela Uint 16, öncelikle Uint 8'den başlayayım yani hazır yeri gelmişken. Bunlar, ya burayı T'yi unutmuşuz ama. Bunlar şeyler. Şöyle hemen. Bunlar normalde integer, unsigned integer, işte short, char gibi karakterler fix 8 bit, 16 bit, 32 bit diye düşünebilirsiniz. Fakat architecture'a göre integer'ın büyüklüğü değişecektir. Yani spesifikasyonda integer illa 8 bittir diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla compiler'ların böyle bir şeyi var. Yani standard integer'da da var aslında. Standard integer diyelim ki teknik olarak standard int'te. Uint 8, uint 16 type şunu bize söylüyor. Bu mutlaka 16 bitlik bir data size olacaktır. Architecture'ın ne olduğunun önemi yok. Yani 8 bitlik bir architecture de olsa, özellikle embedded de bu önemli. 8 bitlik bir architecture bile olsa bu 16 bitlik bir data size olacaktır. Bize garantisi bu işin. Daha sonra biz mesela bir aslında biz tamam uint kullanabiliriz her şey için bir şeyler ama ben diyorum ki ya ben bir tane daha böyle bir şeyler daha koyayım, ona ben bir data diyeyim yani bir data type diyeyim ona. Burada oluşturduğum o da o yani olay da o. Bu structure'daki olay o. Yani Q diye bir structure oluşturmuşum. Bu Q structure'ımın içinde 4 tane farklı şey var, eleman var. Bir tanesi 16 bitlik bir size, bir tanesi 16 bitlik bir tail, bir tanesi 16 bitlik bir head, bir tanesi de bir tane 8 bitlik array'lere point eden bir pointer. Yani bir tane pointer olacak, 8 bitlik array'lere point edecek o. Olay bu buradaki. Daha sonra ne yapıyorum? İşte Q, RxQ oluşturmuşum. RxQ artık benim integer değerim hani. Hani nasıl int a dedik, bu da Q, RxQ aynı mantık. RxQ'yu aldık, oluşturdum bir tane. Yani şöyle bir şey oluşturdu. Artık RxQ'nun işte size, RxQ'nun nokta tail, RxQ işte nokta head gibi bir şey yapabilirsiniz yani RxQ nokta size. RxQ nokta işte datanın bilmem kaçıncı elemanı deyip de datanın elemanlarına ulaşabilirsiniz. RxQ nokta data aç köşeli parantez işte olmuş 8. RxQ'yu normal kullandığınız için RxQ pointer olarak kullanırsanız RxQ oka dönmüş oluyor. Yani aslında şuradaki olay da o. Pointer olduğu için okla offsetler oluşuyor. Bu offsetleri yani şöyle RxQ'nun işte bilmem kaçıncı offsetinde head var, bilmem kaçıncı offsetinde tail var, bilmem kaçıncı offsetinde size var. Yani öyle düşünebilirsiniz yani. Bit by bit değil de bu sefer de byte by byte offsetlerini düşünün yani şuradaki elemanıza göre. Packed ya da unpacked olduğuna göre durumlar değişir de neyse çok detaya girmeye gerek yok. UART interrupt rutininde ne diyor? Data register'dan alıp C'yi yazmışız. Ondan sonra C'yi de işte QNQ ile RxQ'nun bakın şeyini veriyorum, adresini veriyorum. Aşağı tarafta pointer olarak kullanacağım artık. Alıp oradaki işte ne yapacak? İşte tail neresiyse tail'daki indekse gönderecek yani. RxQ, işte ok, işte data, aç köşeli parantez, tail eşittir C gibi bir şey olacak. Yani yaklaşık olarak buna tekabül edecek bu. Tabii ki işte full değilse, bilmem ne değilse falan filan checkleri olacak. Yani sağda solda. Aynı mantık. Aşağı tarafta bir yerde de diğer tarafta işte DQ olarak hani RxQ'yu okuyacağım. Orada da işte direkt C'ye atmayacağım da ne atacağım? C'nin adresini atacağım. Yani C diye bir tane şey oluşturdum. C'nin adresini buraya vereceğim ki C yazdığı zaman ben kendi tarafımı çekmiş olayım. Hani pointer olarak verdiğim zaman olay bu. Birazcık da pass by value, pass by reference olayı yani teknik olarak. C'deki pass by reference biraz daha hack aslında ama pass by reference teknik olarak yok C'de. Biraz daha pointer'larla hack yapıyorsunuz yani. Neyse, whatever. QUnit demişim yine aynı mantık. İşte RxQ diye bir şey oluştur demişim. Hani şuradakini 64 bitlik oluştur demişim. 64 daha doğrusu size'lık, 64 elemanlık oluştur demişim. İşte bu QUnit fonksiyonu kendi içerisinde malloc'unu çağıracak. 64 unit 16'lık, 60 daha doğrusu unit 8'lik 64 tane oluşturacak. Ondan sonra işte head'ini, tail'ini sıfırlayacak, size'ını 64'e eşitleyecek. Ondan sonra bitirecek. Artık RxQ'nuz hazır. Yani ondan sonra RxQ'ya NQ edebilirsiniz. Dediğim gibi lab'da da bu kodu kullanacaksınız. Tamam, bu daha doğrusu buradaki type def'i kullanın. Q
queue structure'ını kullanın direkt. En azından şu yani fonksiyonlarınız böyle olsun. Queue var eksi queue işte array queue olması önemli değil de. Queue data structure'ımız, type def'imiz, queue unit'imiz. Bu ondan sonra queue unit'in içerisinde dediğim gibi yapacaklarınız malloclayacaksınız. 64 tane unit 8. Ondan sonra head ve tail'i sıfırlayacaksınız. Size 64'e eşitleyeceksiniz. Bitecek bu kadar. Ondan sonra QNQ'da da Q boş mu diye bakacaksınız. Şey Q dolu mu diye bakacaksınız. Dolu değilse eğer işte oradaki indekse yazalım diyeceksiniz. İşte tail'in gösterdiği indekse yazalım diyeceksiniz. Vesaire vesaire. Bunları tabii dediğim gibi belli bir yerden sonra buradan başa atmanız lazım indekslerinizi. Bunu da circular buffer deniyor. Circular buffer olayı yani. Terminoloji mutlaka duyarsınız ileride embedded şey yaparsınız yani. Bunlar önemli şeyler. Yani bence bu tarz şeyleri yani internette bulabilir misiniz tabii ki bulabilirsiniz yani araştırırsanız milyon tane vardır artık 2020'deyiz de. Yani oturup kendini yapmanızı tavsiye ederim yani. Bu tarz şeylerle uğraşmanızı, fikir etmenizi. RS-232 to UART. RS-232 var artı 15 eksi 15 voltta UART dedik işte TTR seviyesinde 3.3 voltta nasıl çevireceğiz? Bu işte Max 232 çipleri var. RX işte RS-232'nin 2 ile 3. pinleri RX-TX'ler. 1. pininde ground herhalde işte diğerleri de CTX. Ha 5. pin mi groundmuş tamam. Bir başka bir şey o zaman. Neyse. Alıp onları işte Max 232'ye çeviriyor. Normalde aslında düşürmek için yani artı 15 voltu işte düşürmek için normalde basit bir LDO yeterli ama tabii ki sıkıntı buradan bu tarafa geçirmek için. O yüzden de charge pump'lar kullanılır. Charge pump'larla yani şuradaki kapasitörlerde göreceksinizdir yani. Charge pump'larla yukarı doğru çekmeye çalışırlar voltajı. Yani sizin 3.3 voltunuz olur 15 volt veya işte 13 volt veya 12 volt ne veriyorsa artık. Never directly connect to NRC 232 port. Yani tutup da bunu alıp da mikro işlemcinize direkt bağlamayın hiçbir şekilde pin olarak. Çünkü sıkıntı artı 15 volt yani. Direkt yakarsınız. USB to UART var. Tabii ki UART çok basit bir protokol. Yani çok basit bir şekilde yapılabilecek yazılım olarak da basit. Ama bilgisayarın UART portu yok yani. UART'a ben direkt iki tane pin bağlayayım gibi bir şey yok. Genelde USB portlarımız var. O yüzden işte eski RS-232'nin yerini aldı. O yüzden de bu tarz böyle çeviriciler var. Bunlar da FTDI çipleri var. Şurada yazdığı gibi FTDI. CP2012'ler var. We can use USB UART bridge diye geçiyor. Bunlar işte UART sinyallerini alıyor, USB sinyaline çeviriyor. Veya USB sinyallerini alıyor, UART sinyaline çeviriyor. USB sinyalinde de şurada dört tane sinyal var. VDD, ground, işte D+, D-. Onları alıyor USB protokolüne göre. İşte buradaki chip çevirip, buradaki işte TX, RX'e veriyor. Ondan sonra oradan kullanabiliyorsunuz. Knockoffs exist which can have label mixed with TXRX. Bazı ürünlerde TXRX'ler mixed olmuş oluyor veya TXRX birazcık hakikaten göreceli. Yani çünkü bana göre TX RX aslında veya size göre TX bana göre RX aslında. O yüzden isim olarak bence bayağı kötü bir isim TXRX. O yüzden de rule of yani bilmeniz gereken benim tavsiyem probe edin. Scope'la veya voltmeter'la hangisinde voltaj varsa USB taktığınız zaman hangisinde voltaj işte mesela ucunu takmadınız USB taktınız buraya. Hangisinde voltaj varsa o TX line'ıdır. Çünkü USB yani sizin bilgisayarınız TX line'ı sürecektir. RX line'ı boş bırakacaktır. RX line'ı karşı taraf sürecek çünkü. O yüzden dediğim gibi hangisinde voltaj varsa o taraf PC'den size doğru gelen TX hattıdır. Sizin RX'inize bağlayacaksınız. Boardlarda özellikle bu PCB'lerde bunları tasarlarken biraz daha gıcık. PCB'lerde yani TX ile RX'i karıştırırsanız jump yapmanız lazım. Falan filan yani ekstra şeyleri var. Bu FTDI çiplerin de şeyleri vardı. Nakafları yani bunu almışlar zamanında bazı arkadaşlar. Reverse engineer etmişler. Kendi şeylerini çıkarmışlar. Daha basit yani şeyleri daha farklı gibi. Yani bayağı bir modada sıkıntı var. Çoğu modülde kullanabilirsiniz. Yani Bluetooth modüllerinde var. Genelde UART'a bağlarlar. İşte GPS modüllerinde var. UART'a bağlarlar. Kamera modüllerinin bazıları UART'a bağlar. Yani bazıları tabii ki çok yavaş bir sinyal olacaktır ama. Neyse ultrasound sensörler işte bilmem ne GPS dedik. Yani bayağı bir şeyler var. Genelde de microcontroller'ları birbirine bağlamak için de kullanılır. Yani iki tane mesela işlemciniz var. İki işlemciyi birbirine bağlamak için de yine UART kullanılır. Soru var mı buraya kadar? 485 de anlatayım ondan sonra söyleyeyim pardon. 485'te 1983'de
şey yapıyor. Yine electrical interface'i söylüyor. Komünikasyon protokolü yok. İşte Mark Space olayları yine. Buradaki olay biraz daha şey. Şimdi normalde UART'taki sıkıntı işte point-to-point komünikasyondu. RS-232'de de aynı mantık point-to-point ama işte birkaç tane şeyi bağlamak isterseniz bağlayamıyordunuz. Uzağa gitmesi için sıkıntıydı. İşte biraz daha buradaki olay ne yapıyor? İşte uzağa gitmek için differential pair kullanıyorlar. Differential signal teknik. Ne olduğunu söylerim. Yani çift sinyal gönderiyorlar. Birbirinin komplementeri çift sinyal. Öyle düşünün. Yan yana gidiyor. İkisi birbirinin komplementeri. Bir direksiyonel komünikasyon izin veriyor. Bunun 422 versiyonu var. Bir direksiyonel komünikasyon izin vermeyen. Bu 485 versiyonu. Industrial control sistemlerde, factory'lerde, automation'larda falan çok kullanılır bu. Yani o tarz işler yaparsanız 485 kullanabilirsiniz. Half duplex, full duplex komünikasyon şeyleri, connection'larını verdim. Dediğim gibi differential pair, half duplex için işte mesela device'ınız var, device attach olmuş. İşte sadece bir tanesi konuşuyor. Full duplex içinde bir tane device mesela, bir tane device'ın ama iki tane bu sefer şeyi var. Yani bir tanesinde gördüğünüz, dikkat ettiyseniz içeride bağlı, bir tanesinde dışarı doğru çıkıyor. İki tane var, biri hem alırken hem verebiliyor full duplex şeyine, iki tane kanala ihtiyacı var. O yüzden 4 pine ihtiyacı var full duplex için bunlar. Half duplex için iki tane pine ihtiyacı var. Differential signaling dediğim, onu birazcık açıklayayım. Çok az. Bunu bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani PCB tasarım falan yaparsanız kullanırsınız veya işte böyle dijital tasarım yaparsanız da kullanırsınız. Differential signal is method for electrically transmitting information using two complementary signals. Yani yaptığınız amaç gönderdiğiniz bir sıfırı tek bir tane sinyalden değil, iki tane sinyalden gönderip komplementeri halde göndermek. Yani bir tanesinde sıfır gönderiyorsanız, bir tanesinde sıfır gönderiyorsanız diğerine bir gönderiyorsunuz. Bir tanesinde sıfır gönderiyorsunuz, diğerine bir gönderiyorsunuz vesaire. Mesela gönderdiğiniz buysa, şimdi karşı tarafta alırken receiver circuit responsive electrical difference between two signals rather than difference between a single wire to ground. Burada karşı taraf aldığı zaman aslında şuna bakıyor. Buranın ground'a olan potansiyeline değil de ikisi arasındaki potansiyel farkına bakıyor. Bu da ne demek? İkisini çıkarıyor mesela. İkisini çıkardığı zaman karşıya şey çıkıyor. Yani ikisi arasındaki fark, ikisini çıkarıyor. İkisinin arasındaki fark işte büyükse 1, sıfırsa 0 gibi bir şey diyor mesela. Veya tam tersi biraz önceki şuradaki sinyal şey gibi yani olay. ve diyelim ki arada bir noise oluştu. Yani bir şekilde bir noise source geldi yan tarafta. Yan tarafta çok high speed bir dijital sinyal var veya işte bir şey var. Bir anda size noise kazandırdı. Şimdi burada differential pair olmasının avantajı bu. İki hat birbirine çok yakın bağlı bunlar. Birbirine çok yakın iletilir. İki hat birbirine çok yakın olduğu için birisini etkileyen sinyal diğerini de aynı şekilde etkileyecektir. İkisini de aynı şekilde etkilediği için ve siz aradaki farka baktığınız için siz noise'den etkilenmemiş olacaksınız. Dediğim gibi PCB'lerde ve twisted pair'lerde de olur. Ribbon cable'larda falan filan da. Şurada bir örnek vardı herhalde. Mesela differential pair olarak o örneği gösterebilirim. Çok yerlerdeymiş. Neyse bu kadar. Gitmişken. Mesela şuradaki pair gibi düşünebilirsiniz. Yani differential pair. Şuradaki pair differential pair gibi düşünebilirsiniz. Yani çok çok yakın birbirine. Evet, dediğim gibi sensitive to noise signal degradation, fine for point-to-point communications, but if you need to talk more devices becomes problem. Tabii burada RS-485'in de RS-222'nin üstünde de şey yapıyorsunuz. Okay, UART koşturuyorsunuz yani birazcık. Two lines per device per MCU which can include the filan. Birkaç tane farklı şeyle konuşmak isterseniz işte çiple sağlıyor. İşte sensörleriniz var, 20 tane sensörünüz var, 30 tane sensörünüz var. Hepsiyle konuşmak istiyorsunuz ayrıca işte. Her birisi için 2 tane hat saklarsanız bir anda işte ne yapıyor? 40-50 tane hat yapıyor ki çok hoş bir şey değil sizin mikro işlemciniz için. Sizin kendi yani kodunuz için de mantıklı değil çok aman aman. Manufacturers have developed their own serial communication systems. Yani bu genelde vendorlar kendileri tasarlamaya başladılar, develop etmeye başladılar, ediyorlar da hala herhalde yani. Bir ton bir şey çıktı işte one wire'dır, micro wire'dır, işte I2C, SPI vesaire. Bunların çoğu da standardize oldu yani I2C, SPI.
Many MCUs support these interfaces. Yani bizim kendi mikro işlemcimizde de aynı şekilde hem UART'ta hem I2C hem SPI support'u var. Burada bir soru soralım veya burada ara verelim isterseniz. Zaten 48 geçiyor. Var mı soru sorun arkadaşlar burada? Kaydı durduruyorum o zaman.